Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Ya savaş hazırlığı ya siyasi emireri Sarayda paketlenen, mecliste AKP'ler tarafından imzalanan torbadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı için kabul edilemez bir siyasi yasa teklifi çıktı. Siyasi emirleri. Ancak bu da ilk olmayacak. Hatırlayalım, Türk siyasi tarihinde bir de Takşakpaşa dönemi vardı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş dedi ki, Başbakan Çiller tak diye söyler ben şak diye yaparım. Ağustos 1994'te görev süresi dolup emekli olunca dönemin DYP genel başkanı tarafından siyaseten mükafatlandırıldı. 20 ve 21. dönemlerde Kilis milletvekili olarak seçildi. Takşak Paşaydı. Siyasetin emir oldu. AKP döneminde birinci vaka kuşku yok ki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük anıt döneminde yaşandı. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Genelkurmay, internet sitesinden yayınlanan ve daha sonra ben kaleme aldım diye açıkladığı bir bildiri yayınlandı ki adı da hemen kondu. E muhtıra. Demir yumruk olarak adlandırılan bu başkomutan daha sonra ne yaptı? 4 Mayıs 2007 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Sarayı'nda baş başa görüştü. Siyasi emir eli oldu. Bu gizli görüşme sonrası çeşitli iddialar havada uçuştu ve büyük anıttan emekli sırlarıyla ebedi hayata intikal etti. AKP döneminde ikinci vaka Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ döneminde yaşandı. Kozmik Oda Baskını FETÖ'cü savcı hakim işbirliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok çok gizli sır odasına yasa dışı baskın yapıldı. Dönemin kahraman komutanları sivil savcı ve hakimi askeri karargaha sokmadılar baskın döneminin başkomutanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a intikal ettirildi. Başkomutan Başbuğ ne yaptı? Gitti dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu. Emriniz nedir? Erdoğan da emir verdi. Kozbik odayı açın. Başbuğ yasanın kanunsuz emir uygulanma hükmüne rağmen bu emri uygulayarak siyasi emir eri oldu. Ve öyle bir açıldı ki devletin çok gizli sırları hain FETÖ başı Fethullah Gülen aracılığıyla bütün düşman ülkelerin elinde. Yazıklar olsun. AKP döneminde 3. vaka olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da unutmamalı ki onun durumu bir tık öte. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başıydı. Emrindeki askerler tarafından hiçbir direniş göstermeden derdest edilen ilk başkomutan oldu emrindeki orduda paralel feto yapısı olduğunu fark etmeyen başkomutan olarak tarihe geçti. Sonuç, emekli olduğu gün saray iradesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na atandı. Siyasi emireri oldu. Değerli okurlarım, askerliğimde anlatılmıştır. Maraşal Fevzi Çakmak'a sormuşlar. Hayatta en yüksek mevkiye geldiniz ama gönlünüzden geçen başka bir görev var mıydı? Ne olmak isterdiniz? Maraşal Fevzi Çakmak demiş ki, onbaşı rütbesi de almak isterdim. Koca Mareşal. Katıldığı ve kazandığı savaşta olağanüstü yararlılıkları görülen ve meclis tarafından kanunla verilen bu askeri rütbe sahibi Fevzi Çakmak'a tekrar sorarlar. Neden onbaşı? Maraşal Fevzi Çakmak demiş ki, ben askerlik mesleğine çavuş olarak başladım. Gözüm ve gönlüm hep onbaşı olmakta kaldı. Sözüm meclisten dışarı denir ya sohbetlerde, Mareşal Fevzi Çakmak örneği de yazımdan dışarı. Şimdi gelelim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı için kabul edilemez bu siyasi yasa teklifine. Sarayda paketlenip AKP milletvekillerinin imzalarıyla meclise sunduğu torba yasa teklifi şu hükmü getiriyor. Genelkurmay başkanları için 67 olan yaş sınırı 72'ye çıkarılıyor. Eylül 2022'de emekliye ayrılması beklenen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açılıyor. Neden? Güler konusunda iki olasılık var. Birincisi siyasi emir eri olacak. İkincisi savaş hazırlığı. Hangi ülkeyle savaş? Suriye mi? Yunanistan mı? Bugün böyle bir tehlike var mı? Bence yok. Ancak, fakat, ama, emme ve lakin şöyle de bir söz dolaşıyor siyasi kulislerde. Erdoğan kaybedeceği seçimi yapmaz. Anayasada şöyle bir hüküm var. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler. Madde 78. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Bu torba yasayla Yaşar Güler'e artı 5 yıl olana neden veriliyor? Türkiye için yakın bir savaş riski mi var? Bu torba yasayla Genelkurmay Başkanı olmak kıdemi bulunan hangi komutanların önleri kesildi? Yaşar Güler'den başka Türk Silahlı Kuvvetlerine başkomutan olacak kariyer ve liyakata sahip tek bir orgeneral yok mu? Kişiye özel yasa çıkartılır mı? Hak edenlerin önleri siyaseten neden kesilir? ya da bu yasa örnek alınarak yarın Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin de görev süreleri Genelkurmay Başkanı yasası örnek alınarak bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatılmak mı isteniyor? Malumunuzdur. Recep Tayyip Erdoğan zamanında yapılacak 18 Haziran 2023 seçiminde 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına göre. Kamuoyuna şu algıyı pompaladılar. YSK kabul eder. Siyasiler hatta bazı gazeteciler bile maalesef bu algıyı anayasa hükmünün çiğnenmesini kabullenip benimsediler. Bense hala inanıyorum. Erdoğan başvurursa asla kabul etmez. YSK üyeleri anayasayı çiğnemez, çiğnetmez. Çok mu safım?